31 yıl önce bu topraklarda Çorum'da kimin yaptığı belli olmayan, ne için gerçekleştirildiği belli olmayan bir katliam söz konusu olmuş olsaydı ve o katliamla tarihe karışmış olsaydı belki bugün 31 yıl önce niye gidiyorsunuz sorusu sorulabilirdi. Ama bu topraklarda yaşanan 31 yıl önceki katliam sadece Çorum'a özgü bir katliam değil. Bu tarih aynı zamanda bir katliamlar tarihi. Bakınız daha dün biz Madımak önündeydik. Madımak önünde de 18 yıl önceki bir barbarlığı, bir vahşete lanetledik. Ve bir yıl önce de yine 31 yılında Maraş şehitlerimizi anmak durumunda kaldık. Ama gördük ki sevgili arkadaşlar, dün Madımak önünde gördüğümüz manzarada bize şunu gösterdi ki bu katliamlar 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl öncelerde kalmış katliamlar değil. Bu katliamı düzenleyen zihniyet bugün halen iş başında. Düşünebiliyor musunuz? 18 yıldır hiçbir insanın burnu kanamadığı halde öğretimize yakışacak şekilde, vicdanlara uygun bir şekilde yok sayılan ve inkar edilen bir katliamı sorunlarıyla düşünüp gün ışığına çıkarmak için, Madımak'ın müze olması için ısrarla Madımak önde gelen ve barışçıl, insanlığa uygun, öğretimize uygun öyle bir alma karşısında bugün Sivas Farisi ortaya çıkabiliyor. Aynen 18 yıl öncesi gibi. Aynen 18 yıl öncesi gibi bir provokasyon düzenleyebiliyor. Eğer dün oraya katılan yüz binlerin, on binlerin sağduyusu olmamış olsaydı, aynen 18 yıl önce Temel Karamollaoğulları gibi, diğer o katliamın zemini hazırlayanlar gibi Sivas Valisi de dün bir provokasyonun zemini hazırlamıştı. Buradan Sivas Valisi'ni şiddetle kınıyoruz. Böyle bir vali iş başında olamaz. Birkaç ay önce AKP hükümetinden milletvekili olmak amacıyla başvurusu başarıyla veya milletvekiliyle sonuçlanmayan o şahsiyet, o güçlerin gözüne girebilmek amacıyla demokrasi güçlerine, şehit ailelerine, dünya kamuoyu karşısında yeni bir provokasyon yaratarak bir sonraki dönemde milletvekilliğini hedefleyebilir veya hakim olduğu zihniyete tekrar hizmet ederek bu topraklarda yine Alevi-Sünni çatışması yaratma gibi, bu topraklarda tekrar insanların barikatlarda katledilmesi gibi amaçlar hedefleyebilirler.